Efendim Alt Bir Ekran'dan herkese selamlar. Ben Enes Kirazoğlu, sağ tarafımda Orkun Kaya. Merhabalar. Sol tarafımda Orkun Arslan. Ve ben El Lord 2 çıktı, evet. Desem ne kadar şov olur değil mi? Niye kendi kendime böyle bir tehlike yaptım? Bugün arkadaşlar... Başlığa da yaz. Benim çıktı diye. Sonra herkes böyle nefret etsin bizden. Şimdi ilk haberimiz aslında Orkun'dan gelecek. Steam indirim tarihleri sızdı. Evet. Nedir bu indirim tarihleri? Şimdi bu indirim tarihleri yani Cadılar Bayramı'nda başlıyor, sonbaharda devam ediyor, kış indirimleriyle bitiyor. Yani 2017'yi böyle tamamlıyoruz. Hemen tarihleri söyleyeyim. Cadılar Bayramı 26 Ekim 1 Kasım arasında. Sonbahar indirimleri 3 hafta sonrasında 22 Kasım 28 Kasım arasında. Güzel. Kış indirimleri de 21 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar 2 hafta boyunca sürecek olan ve bayağı. Hani evet yani her ay bir büyük indirim var gibi bir durum. Evet, güzel yakın tarihleri. Evet yakın tarihler, bir de hani arka arkaya denk gelmesi iyi. Evet ya Cadılar Bayramı ile Sonbahar arasında çok kısa bir şey olması o kadar problem değil çünkü hani Cadılar Bayramı biraz daha konsept üzerinden korku oyunları, yani her oyun girmez belki ama sonbahar indirimleri, kış indirimleri ki geçen sene de böyle olmuştu. Hatta geçen sene bir hafta daha fazla ara vardı gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Düzeltirsiniz beni yorumlarda. Yani sonbahar indirimleriyle kış indirimleri o kadar da birbirine benzeyen indirimler olmasına rağmen ki hani Black Friday diye geçer sonbahar. Şşşt boşver çaktırma ya, yapıştırsınlar. Hani, ya tabii orası öyle. Ya, ama şey de hani eğer ki içinizde böyle bir şey oluyorsa ya ulan ben şimdi sonbaharda alayım kış indirimlerinden daha çok düşer mi diye çok fazla beklemeyeceksiniz aslında özetle olan o. Evet. Ama hemen şeyi de eklemek istiyorum. Bu haberler yani bu tarihler nasıl sızdı? Kotaku UK yani İngiltere'deki Kotaku 3 farklı oyun geliştiriciyle irtibata geçmiş. İsimlerini vermiyor tabii ki yasak olduğu için. Biliyorsunuz oyun geliştiriciler önden biliyorlar ki ona göre ayarlıyorlar oyun fiyatlarını. Onlardan aldıkları bilgiler ve aslına bakarsanız bir screenshot da var, onu da koyarız. Cadılar Bayramı için yok ama sonbahar ve kış indirimleri için. Her neyse bu bilgiler o şekilde sızıyor yani bizim de kaynağımız Kotaku. Ama şimdi tabii bu kadar erken sızınca sonbahar ve kış indirimleri birazcık orada hani ya benim oyunum mesela satacakken satmayabilir falan gibi bir manası oldu. Yani biraz böyle mağduriyet olduğu için şey yapılabilir. Belki bir değişiklik olabilir. Cadılar Bayramı'nda değişiklik olmaz. 26 Kasım'da Ekim'de başlayacağından %99 ben eminim. Ama diğerlerinde belki böyle bir hani kısalma, uzama, öne çekilme, geri atılma gibi bir şey ya, belki olabilir. Kotaku ne işin var? Burak sızdırma işte. Bozuyorsun her şeyi ya. Yok güzel sanki... oldu. Biz de ona göre şey yaptık. Gerçi yani biz bilmeseydik de bu tarihlerde başlayacaktı ve tahmin ediyorduk ama yani gene de. Şimdi ama ya adam derse ki al sana Kotaku bir hafta düşürdüm ben bu indirimi diye, öyle bir şey yapar mı bilmiyorum ama laf olacak söz olacak. Neyse. Bir diğer haberimiz oldukça ilginç bir haber. Evet. Pek bizle alakalı bir haber değil ama konunun sahibi video oyunlarıyla alakalı bir insan olduğu için, bir forumu olduğu için, Neogaf isimli forumu olduğu için taşınmamız gerekti. Nedir Tunca haber? Bu Neogaf herkesin bildiği genelde oyun haberlerini sızdıran Neogaf forumu kapalı şu anda. Video oyunlar üzerine en büyük forum diyebiliriz aslında. Ya şeydeki sektördeki en büyük hani ne derlerdi ona? Oyun bozan mı demek lazım Türkçe karşılığı? Hani habersiz duyan. Evet, hep bir şeyler sızlar. Evet, oradadır. Hani neden kapalı orası önemli. Sahibi cinsel tacizle suçlanıyor. Bu daha önce de olmuş. Ama daha önce mesela suçlandığı zaman hep engellemiş kullanıcıları. Yani, cinsel taciz hakkında yorum yapanları bile tamamen banlamış sitesinden ama şimdi bayağı insan, mağdur olan bayağı insan birleşmişler galiba. Birleşmiş, şikayette bulunmuş. Her taraftan saldırı olunca da adam siteyi kapamış. Yani site şu an bakımda gözüküyor da bakımda değil. Adam şu an nerede, ne yapıyor bilinmiyor ama bayağı ciddi suçlamalar var. Dijital ortam üzerinden bir taciz. Hem böyle dijital hem fiziksel mağdurlar da var. Ya fizikseli şu işte bir arkadaşı, film yapımcısı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam, sarhoş kusuyor. Böyle de şey anlatır gibi olacak. Yani yapmaması gereken bir şey yapıyor. Kız duşa giriyor. Bu da soyunup peşinden giriyor falan. Yani zorla taciz ediyor. Böyle bir fiziksel bölüm var. Dijital kısmında da kadın kullanıcıları sürekli mesajla taciz ediyormuş. Mesela diyelim banlama aşamasına geldiğinde banlarken bile küfürle, tacizle banlıyormuş. Yani adam zaten... Abi buna ergen mi adam? 13 yaşında ergen gibi Neogaf'ın kurucusu bu muymuş yani? Ya bu ama çoğu forumda var bu. Özellikle forum yöneticileri hiç masum değil, onu söyleyeyim ya. Cinsel taciz değil de böyle küfürlü bilmem ne kısmında bana da denk geldi. Yani bildiğin en böyle sorumlu birini beklerken tam tersi. Güç elimde, seni banlarım, seni sustururum mantığıyla çok enteresan insanlar var. Tabii gerçek hayattaki güç, şimdi dijital ortamda gerçek hayatta elde edebileceğin güçten çok daha çabuk tanışıyorsun. Yani hani herkesle herhangi bir gerçek hayatta somut bir karşılığını görmemişken dijitalde güç sahibi olduğu zaman dijitalde yansımalarını da göremiyorsun. Yani bir adam banladığın zaman sana verdiği tepkiyi görmüyorsun. Bir adama küfür ettiğin zaman sana verdiği tepkiyi göremiyorsun. O yüzden dijitalde genç yaşta o yönetici, forum, işte moderatör gücüne sahip olan insanlar bazen yapıyorlar. Cozutabiliyor. Gerçek hayatta bile cozutuluyorken dijitalde hayli cozutabiliyor ama tabii o Neogaf'ın kurucusu bambaşka bir kafaya girmiş. Yani o artık pisliğin teki çıkmış. Eğer iddialar doğruysa diyorsun. Ki zaten Harvey Weinstein soy ismi öyle mi söyleniyor bilmiyorum ama yani Hollywood'un en ünlü prodüktörlerinden bir tanesi. Onun da zaten canını okudular. Hepsinin üst üste gelmesi zaten enteresan. Onu söyleyecektim. Üst üste gelmesinden ziyade aslında birazcık cesaret aldılar gibi. Ya MeToo hashtag'i açıldı aslında. Hani eğer ki tacize uğradıysanız bunu paylaşın falan diye hani ortaya çıkıyor. Sonra Neogaf'ta da bir dünya insan birbirlerinin tacize uğradıklarını fark edip hani üzerine gidiyorlar bu konunun gibi bir başlangıcı var. Çünkü yani kısmen bir alakalı. Hani baktığında çok ciddi bir suç ama çoğu mağdur olan insan çıkıp da bunu söyleyemez. Çünkü suçlanacak kişi genelde şey oluyor. Yani bizim toplumda da öyle, globalde de öyle aslında yani. Hani sen de suçlu damgası yiyorsun. Sen başka damgalar yiyorsun. Sen de bir medeni cesaret de gerekiyor bunu açık söyleyebilmesi için. Ya şey vardı bir de az evvel dedin ya kadın kullanıcıları mesajla taciz ediyor vesaire falan sahibi olarak görüyor sonuç itibariyle cinsiyetlerini. Zamanında Ekşi Sözlük'te aşağıda şeyde yazardı. Telif hakları saklıdır kısmında esprili bir dille şey yazardı işte. Hani bütün hakları saklıdır. Sadece işte moderatörler insanların hani kişisel kim yani şeyine cinsiyetine bakıp tüh erkekmiş diyebilir falan gibi şaka yani komikli bir şeydi bu cinsel tacize bağlayacağımdan değil de öyle komikli şeyler yazardı. Şimdi yani bugün artık yapamazsınlar. Zaten yapmıyorlardı çok uzun süredir. O çok değiştirilmiş bir şeydi zaten. Ekşi Sözlük bambaşka bir yere geldi de. Yani yaşadığımız dünya artık yani bu tip konularda daha da tatsız bir hale gelmiş oldu. O yüzden çok hassas olman gerekiyor. Çok inanılmaz. Konuştuğun konularda şeylerde. Yani bunun sorumlusu bir cinsiyete bağlamak saçma. Bunun sorumlusu hepimiz yani içinde bulunan insanlar olarak. O zaman biraz da oyun kısmına dönelim tekrardan. Bu tatsız haberi geride bıraktığımıza göre. Şimdi Atari'nin bir konsolu çıkıyor biliyorsunuz. Daha önce konuşmuştuk. Bu yeni bir konsol yapıyor Atari. Atari Box'tı galiba. Atari Box aynen öyle. Değişik bir tasarım var. Göze hoş gelen bir tasarım var. Böyle gayet şahane duruyor. Yöneticiye yapan adamlar konuşmuş. Yani nedir bu konsolun olayı diye. Şimdi orada aslında güzel noktalar var. Birincisi zamanında Steam Machine diye konsollar çıkmıştı. PC'ler çıkmıştı bir sürü. Hani böyle kompakt PC kafasında hiçbiri de tutmadı. Doğal olarak. Bu da aynı kafada bir konsol. Onu soruyorlar zaten. Hani bunun olayı aslında şu. Sadece retroya yönelik yani Atari'nin eski oyunlarına yönelik bir konsol değil. Aynı zamanda böyle orta spek performans veren bir PC olacak diyor kendisi. Hedeflerinin de aslında AAA oyunlardan ziyade indie pazarına yönelmek oldu. Yani indie oyunların hepsini çalıştırabilecek, indie oyunlarını kendi platformlarına çekebilecek bir sistem üzerine çalışıyorlar. Tabii sonuçta bir PC aslında baktığınız zaman. Linux tabanlı çalışan bir PC olacak'mış. Hani bunu da şey diye soruyorlar. Yani Steam Machine'ler bu kadar başarısız olmuşken hani emin misiniz böyle bir şeye girmeye? Adam diyor ki hani yani Valve çok önemli bir firma ama Steam Machine'in en büyük sıkıntısı diyor birden fazla firmanın bir sürü farklı şekilde Steam Machine çıkartmasıydı diyor. Yani fiyatlar dağılmıştı, efendime söyleyeyim işte ürünler dağılmıştı. Yani Steam Machine'in karakteristik bir özelliği yoktu diyor aslında orada. Yani ben Steam Machine aldım dediğin zaman senin aldığında benim aldığım bambaşka iki cihaz oluyor doğal olarak. Ve dolayısıyla PC'ye özel bir şey çıkaramadığı için orada kullanıcılar sıcak bakmadı o şeye. Bu kez biz hem oyun bazında destek vereceğiz, bu tek konsola odaklanacağız hem de Atari markasının hala da bilinir olduğunu düşünüyoruz diyor. Yani kesinlikle. Genç yeni zaten hani 40 yaşlarına gelmiş işte eskiden beri oynayanlar zaten Atari markasını biliyor ama genç kuşakta da ben Atari tişörtleri giyenler, Atari oyunlarını bilenler bir sürü insan görebiliyorum diyor. Simge isim. Simge isim hala da simge demek genç kuşak arasında da. O yüzden hedef kitlemiz de biraz olacak diyor. Siz nasıl görüyorsunuz Atari Box'ın konumlandırmasını kendini? Bence tarafında ikiniz de varsınız çünkü o yüzden. Ya burada kritik olan fiyatı bence çünkü $300-400 yani PS4, Xbox One seviyesinde bir fiyatı var. Hani bu fiyata AAA yok, özel oyun da yok, sadece indie var dersen kaç kişi alır bilemiyorum. Ya $250 fiyatıyla çıkarsa aslına bakarsan gerçekten... Ya düşük fiyatla evet iş yapabilir. Yapabilir. Ama bence 250 de değil daha düşük olmalı. Ya bir de ben de açıkçası hani Steam Machine'in başarısız olduğu kısımlarla alakalı iyi tespitlerde bulunmuşlar. Ben dolayısıyla bundan ötürü hani Atari Box'ın biraz daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bir de farklı farklı cihazlar olmasının şöyle bir problemi vardı. Geliştirici açısından da hangisine göre optimize edecek diye bir dünyası var. Şimdi sabit bir cihazın olması ki modlanabilir de olacağı da söyleniyor tabii ki. Yani sabit bir donanım olacak evet ama hani kullanıcılar isterse o özgürlüğe sahip olacaklar. Birazcık Android hani telefonlar kafası bir yanı var. Şimdi böyle bir şey çıkarsa birdenbire en çok eleştirilen kısım da ulan kim bunu oyun çıkartacak? Onu oradan çıkartmış oluyorlar. Çünkü o platform birdenbire indie oyuncuların ki kendileri sadece Steam'de satmazlar. itch.io'da da satarlar, orada da satarlar. Donanımını bildikleri bir cihaza optimize edip tak diye çıkartabilmeleri ki Linux tabanlı da olmasından kaynaklı olarak çok zor bir şey değil. Yapımcılara bunu cezbettirebilecekler mi? Yani ne kadar performans bilmiyorum ama adam hani yani 5 kişinin aldığı konsolla ne uğraşacağım lan diğer mi yoksa hani orada biraz Atari Box'ın ne kadar kendini göstereceği ve ilk haftalarda, ilk aylarda veya ön siparişler ne kadar satacağı da önemli. O kesinlikle önemli ama milyonlar satmak zorunda değil. Çünkü zaten bağımsız oyuncu hani şey bağımsız oyun geliştirici şeyde sıkıntı yaşıyor. Kendini göstermekte bir sıkıntı yaşıyor ve Atari çok başarılı olmasa bile yani dünya çapında 100 bin, 150 bin, 500 bin, 600 bin çok küçük rakamlar söyledim. Yani 1-1,5 milyon falan satsa bile dünya çapında konuşuyorsa bence gayet iyi bir şeydir. Çünkü zaten adamın Steam'de, işte itch.io'da, bilmem nerede, Humble Bundle'da bütün sattıkları yani toplamda 30 bini geçmeyen oyunlar var. Evet. Ve oyun gerçekten güzel de olabiliyor. Ve dolayısıyla 3 bin, 5 bin de burada satırım deyip hani o birazcık tabii ki geliştiriciyle alakalı oluyor ama hakikaten de bağımsız oyun sevdalılarına hitap edebilecek bir konsol olup üzerine yani bu özelliğiyle rakamlar çok altını çizmek istiyorum. Devasa rakamlar olmasa bile insanların yöneleceği bir platform olabilir. Yani şöyle bir şey de var şimdi indie oyunların hakikaten herkesin oynamak istediği indie oyunlar zaten konsola geliyor ama hakikaten popüler olanları söylüyorum. Evet. Hani indie oyun manyakları için hani konsolda bulamayacağın indie'leri diyelim oynamak istiyorsun. Bu kitle de zaten PC kullanan mevcut bu oyunları çalıştıracak PC'si olan insanlar. Şimdi bu adam yani PS4 ile aynı fiyatı verip bu cihazı niye alsın ben onu tam netleştiremedim. Ya bana da biraz şey gibi geldi sanki böyle hani biraz gereklilikten değil ama evde mesela şöyle bir cihaz olması insanın hoşuna gidiyor gibi. Yani sadece indileri açtığın veya böyle işte her türlü indie platformunda da arkadaşınla oynayabileceğin indie oyun, işte shooter tarzı indie oyun. Hani kulağa hoş geliyor aslında öyle bir yani şey olmasa ama tabii fiyat olarak biraz pahalı kalmış açıkçası. Özellikle hani hedefinin ama yani konsantrasyonla orası olması güzel ama senin dediğin gibi ya özel bir şey lazım kendisine. Yani kendisi bazı firmalarla konuşup özel bir şeyler çıkartması lazım indie tarzında yani, belki cazip de. Cazip gelmesi gerekiyor. Evet cazip gelmesi gerekiyor almak için ya da böyle hakikaten o indie oyunları yığacaklar içeriye. Belki de indie oyunları fiyat olarak da farklı bir seviyeye çekecek. Özel bir servis yapar. Atıyorum hep konuşuyoruz ya online servis yapar bir şey. Belki. Ekstra bir avantaj lazım. Belki şu an ama uzaktan bakıldığında biraz böyle nostaljik havası olan bir cihaz olayı var kendisinin. O zaman iki kısa haberimizde hemen gündemi toparlayalım. Bir tanesi ilginç geldi bana. Korku oyunu meraklıları varsa Evil Within 2 çıkmıştı biliyorsunuz. Biz de ilk bakış yapmıştık geçtiğimiz günlerde. Kendisini PC'de first person shooter olarak oynayabiliyor musun? Açıklama kısmına yazdık o command olaylarını. Hani 3 tane şey var. Çok basitmiş zaten oynaması. Onlardan oynayabiliyorsunuz. Ama PC'de optimizasyon sıkıntıları var deniliyor oyun için. Problem var deniliyor. Ben test etmedim. Test edeceğim yakında. PC tarafında sizlerle paylaşmaya çalışırız. Ama bayağı iyi duruyor bu arada. Evet evet daha güzel duruyor hatta neredeyse. Hatta evet yani oyun için. Şey değil hani FPS için böyle hani ay bu FPS olmamış denilecek bir şey değil. Gayet akıyor yani oyun. GTA 5'ten daha güzel gözüküyor. FPS tarafında. Evet FPS tarafında da. Bir diğer haberimizde Birleşik Krallık tarafında o hani İngiltere ve etrafındaki ülkelerin satış rakamları bu haftalık satışa yayınlanmış. Yani belki şöyle bir aşina olabiliriz Avrupa'da ne gidiyor ne gitmiyor diye. Gran Turismo Sport satış tepesine oturmuş. Şu anda en çok satan oyunun. Birazcık şaşkınlık verici ama tabii İngiltere olduğunu düşündüğünüz o kadar şaşkınlık verici. İkincisi şey mesela bazılarına şaşkınlık verir ama değil. FIFA 18. Yani ben düşmesine şaşırdım. Bayağı düşmez çünkü uzun bir süre yani. Üçüncüsü South Park. Dördüncüsü WWE, beşincisi Middle Earth of War, altıncısı Evil Within 2, yedincisi Destiny 2, sekizincisi GTA 5, 9 Forza, 10 da Crash Bandicoot. Hala daha GTA 5. Crash'in orada olması da ilginç. Evet, Crash hala yer bulabilmesi enteresan. Evet. Belki iyi satmış. İyi satmış demek ki. Yani konsol oyuncularının odaklı olduğu bir şey var. Yani PC tarafı tabii giriyor mu bu kutulu satışa bilmiyorum. Çünkü PC'de daha çok dijital alıyorlar. Bu biraz da... gerçi Crash çıktı mı kutulu? Çıkmış olması lazım. O zaman okey. Benim bildiğim çünkü biraz daha kutulu box satış. Bu full ben de full kutulu diye hatırlıyorum bunu. Ben de. Perakende yani perakendilerden aldıkları. O yüzden konsol odaklı olması şaşırtıcı değil yani. Var mı efendim bugün konuştuklarımızla alakalı yapacağımız şey? Paylaştık haberlerimizi. İlginç haberler vardı senin haber gibi. Hep senden çıkıyor zaten böyle ne kadar. Böyle bütün sitelerde olan bir haber sen görmüşsün. Ben özellikle bakıyorum ki sen gör diye. Senin üzerine kalsın diye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.